sefer. İyi akşamlar. Türkiye'nin %100 yerli bilgi yarışması Altın Pete'ye hoş geldiniz. Ve yarışmacımız Seray Öztümer geliyor. Aman. Hoş geldin Seray. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba. Ne güzel böyle koşa koşa geldim. Koşa koşa geldim. Heyecanımı bu şekilde atabileceğimi düşünüyorum. Gitti değil mi orada? Heyecan kalmadı artık. Şu anda yok. Yok. Sizin karşınızda yok. Oh çok güzel. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkürler. Neler yapıyorsun Seray? Ben şu anda özel bir firmada bölge satış yöneticisi olarak çalışıyorum. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat mezunuyum. Ne güzel. Fanatik Fenerbahçeliyim. Oo müthiş. Bunun dışında Manisalıyım. Fanatik derken ciddi takipçisisin. İyi bir futbol izleyicisiyim İyi ve takipçisiyim. Ne güzel. Onun dışında Manisa, Akhisarlısın galiba. Evet, Akhisarlıyım. Oo ne kadar güzel. Ege'liyim. Ege'yi çok seviyorum. Arada gidiyor musun memlekete? Nefes almak için. Nefes almak için oraya evet, değil mi? İstanbul'dan bunaldığımız zamanlarda kaçtığımız gibi oraya da kaçıyoruz. Peki, onun dışında hayat nasıl gidiyor? Neler var? Hobilerin var mı? Spor yapar mısın? Boş zamanlarını nasıl geçiriyorsun? Bilgi yarışmalarını çok seviyorum. Çok takip ediyorum. Sık sık yarışırım. Kendim de deniyorum. Evde televizyon karşısında da. Futbolu seviyorum. 2 aylık evliyim, yeni evliyim. Öyle mi? Ne kadar güzel. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Böyle şimdilik güzel gidiyor hayatım. Hadi. İnşallah böyle devam eder. Hadi bakalım güzel. Peki başlayalım ister misin? Başlayalım. Kurallarımızı biliyorsun. Biliyorum. Tamam o zaman efendim. Seray'ın ilk sorusu geliyor. Ve buyurun başlıyoruz. Hangisi Barış Manço'nun Arkadaşım Eşek şarkısında adı geçen hayvanlar arasında yoktur? A. Oğlak, B. Tay, C. Horoz, D. Köpek. Güzel bir soru. Barış Manço'yu da çok severim. Şarkıyı da iyi biliyorum aslında. Ama biraz heyecandan olsa gerek. Ben çok söyledim küçükken. Ben çok söylemişimdir. Horoz olduğunu biliyorum. Köpek de var. Şu an Tay ve Oğlak arasındayım. Tay geçiyor mudur? Ben de bir yandan şarkıyı hatırlamaya çalışıyorum. Var mı? Söylemek ister misin? Yani en azından hani söyle diye hatırlamak için söylemek ister misin? Şöyle sesim çok kötü. Bu sese maruz bırakmak istemem size. Yapıyorlar. Sesle ilgili değil. Hatırlamak ama, için. Arkadaşım eşek. Şu an bildiğim her şeyi unuttum. Ben bir bronz jokerimi kullanayım. Kullanalım riski peki. Atmayayım. Çünkü net bildiğim bir şey değil, hatırlayamıyorum. Tamam peki. Çok hayvan ismi çok geçiyor çünkü bu şarkıda. Hangisi neredeydi, var mıydı, yok muydu karıştırdım. İlk B şıkkını söylemek istiyorum. B şıkkı Tay için bir bronz jokeri. Evet, onaylıyorum. Peki. Uzun kulaklarını son bir kez salla. Hayvan ismi geçmeyen bölümden bir şey söyleyebildim. Korkuyorum. Bir haber yolla. Ya Barış Manço'yu çok severim. Nasıl böyle bir soruda böyle emin olamadım. Bir bronz daha kullanmak durumundayım. Peki, üzgünüm, tamam. Çok üzgünüm. Üzülecek bir şey yok ya bronz. Yani ilk soruda böyle bir şeyle karşılaşmak beni üzdü. Ne diyelim? Şu an bildiğim her şey gitti kafamdan. Oğlak, aşık Oğlak onaylıyorum. Bronz jokeriyle. Evet, bronz jokeriyle onaylıyorum. Kuzularla oğlaklar. Kuzuları hatırlıyorum, oğlak hiç İnanamıyorum. Yine küçük bir bölüm. Köpek. Yani ilk elediğim yani iki şıkla arasında kalıyor olmak yani ilk düşündüğüm şeylerin arasında kalıyor olmak beni çok zorladı. Böyle bir başlangıç beklemiyordum. Madem böyle bir kötü bir başlangıç yaptım bilmiyorum da demek ki bilmiyorum yani bir sorunun cevabını. Bir bronzla bu soruyu geçmeyi düşünüyorum. Kötü oldu ama yapacak bir şey yok bence. Peki hangisi için? Artık horoz. C. Şıkkı horoz için bir bronz şeker. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Peki.
inanamıyorum kendim. Çilli horoz kedilerle... Benim inanır mısınız Engin Bey? Şarkıyla ilgili bildiğim her şey gitti. Sadece arkadaşım eşek kısmı kaldı kafamda. Bir anda evet. Beklemediğim bir şey oldu. Üç bronz jokerle ve üç yanlış cevapla bu soruyu geçmiş olduk. Olsun şimdi Seray, geride bırakalım hepsini. Şöyle temiz bir sayfa. Bir bronz. Düşün ki bu yarışmada sadece bir bronz joker veriliyormuş. Tabii doğru. Bir de gümüş jokerin varmış gibi düşün. Şimdi artık 500 lira değerinde anahtar kelimelerimiz var. Yolumuzu belirleyeceğiz. Çekişme, ruh, yayın. Ruh. Ruh, peki. Gün doğmadan neler doğar diyen kişi hangi duygu ve ruh hali içindedir? A. Sinirli. B. Aceleci. C. Kaygılı. D. Umutlu. Gün doğmadan neler doğar? Yani umutlu bir insanız kuracağı bir cümle olarak düşünüyorum. D. Umutlu, onaylıyorum. Evet. Sırada 1.000 lira değerinde anahtar kelimeler var. Devam ediyoruz. İşaret, yuvarlak ve karışım. İşaret değil. Peki. Dilimizde hangisi cümle içinde kullanılan noktalama işaretlerinden biri değildir? A virgül, B noktalı virgül, C kısa çizgi, D uzun çizgi. Virgül kullanılıyor, noktalı virgül de kullanıyoruz. Kısa çizgiyi de maddeleri sıralarken kullanıyoruz ama cümle içerisindeki kavram o cümle içinde oluyor sanırım. Başı da olsa içindedir diye düşünüyorum. Uzun çizgi. Yani çok böyle mantık çerçevesinde böyle çok zor bir soru değil ama düşündüğüm zaman kısa çizgi, uzun çizgi. Cümle içerisinde kullanılan noktalama işaretlerinden de cümle uzun çizgi. Ben D uzun çizgi onaylıyorum. Elbette. Kötü bir başlangıç yaptım ama. Nasıl? Kötü bir başlangıç yaptım ama en azından şimdi biraz böyle moralim evet, yerine gelmeye gidiyoruz. Başladı. İşte 2000 lira değerinde anahtar kelimeler. Milli, yavaş ve toprak. Yavaş. Peki. Hangisi azar azar, bölüm bölüm ve yavaş yavaş anlamında kullanılır? A. Ayan beyan. B. Heyderpey. C. Düpedüz. D. Paramparça. Ayan beyan açık açık anlamında kullanılır. Bunu düşünmüyorum yani azar azar bölüm bölüme yavaş yavaş olarak düşünmüyorum. Düpedüz zaten düz bir şekilde söylenen bir şey. Yine bir yavaşlık belirtisi alamadım burada da. Peyderpey ve paramparça. Paramparça ufak ufak parçalara ayrılma. Acaba oradaki azar azar... bağdaştırabilir miyim? Bağdaştırabilirim. Peyderpey. Peyderpey yaptım vesairedeki acaba bir de bir kitap ismiydi Peyderpey. Arkadaşımın kitabı üstelik yazdı. Öyle mi? Yazdığı ki de Yıldıray'ın. Ne güzel. Buradan selam olsun kendisine. Peyderpey paramparça. Bir gümüş bir de bronz jokerin var. Sanki peyderpey böyle yavaş yavaş, güzel güzel, dingin dingin anlamındaymış gibi hissediyorum şu anda. Paramparça çok böyle bana bölüm bölüm, yavaş yavaş, yavaşla hiç kuramadım paramparçanın bir bağlantısını. Ama sanki peyderpeyde böyle bir var yavaşlık, böyle keyfini ala ala, bölüm bölüm, öyle düşünüyorum. Böyle başladığıma göre demek ki risk almam gerekiyor. Alıyorum. B, peyderpey, onaylıyorum. İşte bu. Tebrik ediyorum Seray. Teşekkür ederim. O ilk soruda giden bronz jokerlerin bence hepsini telafi edeceksin. İnşallah. Beraber. Hadi devam ediyoruz. B. Tamam. Sert ve bayrak 3000 lira değerindeki sorumuzun anahtar kelimeleri. Sert. Sert. Peki.
Futbolda kalecinin topu sert bir ayak vuruşuyla uzağa atmasına ne ad verilir? A. Trivela, B. Plonjon, C. Degaj, D. Korner. Futbolla aramın iyi olduğunu söylemişken eğer bu soruya yanlış cevap verirsem çok ayıp olur. Artık bunu bilmen lazım. Kaleci... Kalecinin vurduğu ve ileriye doğru uzattığı yani sert bir şekilde vuruş yaptığı, güzel degaj yaptığı vesaire diye tabir edilen maçlarda duyduğum degaj. Evet doğru. C. Degaj onaylıyorum. Evet tebrikler. Çok mutlu oldum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İşte bu. İlk soru biraz talihsizdi ama sonraki dört soruda doğru cevaplar, mantıklı fikirler ve seni buraya kadar 5000 liraya kadar getirdi. Hem de bir bronz joker, bir gümüş jokerle. Biraz toparladık. Evet, ilk soruda çok hezimete uğradı. Olsun, olabilir. Nasıl hissediyoruz şimdi? Heyecan bitti. Şu an iyiyim, evet heyecanım da yok. Daha iyiyim. İnşallah güzel şeyler galiba yapacağız. Galiba mantık da şimdi biraz daha devreye girebiliyor. Öyle bir durum var çünkü. Heyecan gelince bir insan bir ne yapacağını şaşırıyor. Evet ilk soruda mesela o anda heyecanla birlikte oldu. Şarkının bütün sözleri yok yani. Kafamda hepsi gitti şu anda. Siz mırıldanıyorsunuz ya ben söyledikçe gidince. O anda diyorum ki ah evet o vardı. O da vardı. Eve gidince bir dinlerim muhakkak diyorsun herhalde. Kafamı önüme eğeceğim. Hepsini sindire sindire dinlersin. Bütün şarkı sözlerini. Peki devam edelim mi? Edelim. Hadi bakalım. Sırada 5000 lira değerinde anahtar kelimelerimiz var. Buyurun gelsin efendim. Yumurta, heykel, biçim. Çok değişik bir şekilde yumurta demek istiyorum. Öyle mi? Çok sevimli geldi bana. Tamam ne güzel. Bakalım. Seraya yumurta anahtar kelimesi çok sevimli geldi. Bakalım sorusu da sevimli gelecek mi? Görelim. İnşallah sevimli gelecek. İçine bezelye, havuç ve haşlanmış yumurta konularak rulo yapılan köfteye ne ad verilir? A. Hasan Paşa köfte, B. İzmir köfte, C. Dalyan köftesi, D. Ekşili köfte. Bir Akhisarlı olarak köftesi meşhur bir yerde. Değil mi? Doğmuş, büyümüş biri olarak bu soruyu bilmezsem ayıp olur bence. Çok emin olmamakla birlikte İzmir köfte olmadığını biliyorum. İzmir'de de çok sık bulunduğum için. Ekşili köfte olmadığını da düşünüyorum. Şu anda Hasanpaşa köfte ve Dalyan köftesi ikisini de hiç görmedim ve yemedim. Nasıldır yemekle aran? Yapar mısın yani? Yemeği daha çok seviyorum. Yemek güzel. Benim eşim daha güzel yapar. Ne güzel. Tabii ben de ufak tefek şeyler yapıyorum. Hiç yapamıyor değilim ama yemesi daha zevkli. Çok böyle aşırı becerikli bir halim yok. Tamam. Ben burada bronz jokerimi kullanmak istiyorum. Peki. Hangi şık için? Bir de şık söylemeden önce gümüş jokerimi de kullanmak istiyorum. Tamam o zaman şöyle yapalım. Her şeyden önce bir gümüş jokeri kullanalım. Tamam. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Tamam. Şimdi bu soruda artık bir gümüş joker var. Doğru cevap bize 5000 lira kazandıracak. Şimdi bronz jokerle hangi şıkkı işaretleyeceğiz? Dalyan köftesi. C şıkkı Dalyan köftesi. Bronz jokeriyle. Onaylıyorum. Peki. Tebrikler. Dalyan köfteyi de bulduk. Bundan sonra Dalyan köftenin de ne olduğunu öğrenmiş olduk. Onu da öğrenmiş olduk. 5000 lirayı da cebe koyduk. Cebe koyduk. Artık 5000 lira garanti. Şimdi şöyle bir petek tablosuna bakalım. Çok uzakta değiliz çünkü altın petekten. 3 soru sonra altın petek sorusunu görme şansımız var. Evet. Bir hedef var mı kafanda? Çok bir hedef belirlemedim. Hmm. Ama en az 10.000 lira olursa yurt dışına gidip gezmek istiyorum. Çünkü yurt dışına hiç çıkmadım. Öyle mi? Çok istiyorum oraları. Avrupa ülkelerini özellikle görmeyi ve Tayland'ı. En azından birini gerçekleştirebilirim diye düşünüyorum. Balayını da çok istedim. Tayland denk gelmedi, olmadı. Belki Kısmet, sizin belki, sayenizde. Belki sonra denk gelir. Ulaşabilirim. Daha büyük bir şey olursa var mı kafanda planlar ya da... Ben çok yardımsever bir insanım. Muhtemelen yardım ederim böyle borcu olan insanlara ne vesaire. Güzel. Öyle çok büyük, yüksek paralarla vesaire öyle hayalleri, hedefleri olan bir insan değilim. Kendime ait evim, arabam, hiçbir şeyim yok ama çok mutluyum. Ne güzel.
Böyle yaşıyorum. Muhtemelen yine sıkıntıda olan insanlara yardım ederim. Yaşa. Ne güzel. Böyle devam ederim. Hadi inşallah o zaman. Devam edelim efendim. 10 bin lira değerindeki anahtar kelimelerimiz gelsin. Buyurun. Şelale, yaş, meşhur. Burada biraz kategori bazlı baktığım zaman sanki meşhur bana daha yakın gibi geldi. Yatay olmasına rağmen. Burada meşhur demek istiyorum. Peki. Bakalım efendim meşhur anahtar kelimesinin sorusu neymiş? Buyurun görelim. Karaman'ın tahin ve üzüm pekmezi kullanarak hazırlanan helvasıyla meşhur semti hangisidir? A. İrancı, B. Ermenek, C. Başyayla, D. Mut. İlk aklıma gelen ve ilk düşündüğüm Mut pekmezi diye bir şey. Nereden aklımda kalmış, ne olmuş bilmiyorum ama böyle Mut pekmezi diye bir şey var aklımda. Bu benim uydurduğum bir şey de olabilir. Ya da bir yerlerden çağrışım yapıyor da olabilir. Ben sadece helvasıyla meşhur olmasını hatırlatmak zorundayım sana. Çünkü soru onu söylüyor. Tahin ve üzüm pekmezini kullanarak hazırlanan helvayla meşhur semt. Bildiğim bir soru değil. Ancak dediğim gibi yani o sadece Mut'la ilgili bir çağrışım yapan bir şey var. Ama o da soruda az önce hatırlatmış olduğunuz gibi pekmez ve tahinin karışımıyla oluşturulan bir helva. Helvaysa hiç bir bağlantı yok ama sanki Mut pekmezi nereden ya da nasıl bir şeydir bilmiyorum aklımda kalan. Şu anda da başka bir seçeneğim olmadığını görüyorum. Peki o zaman. Ben Joker'de olmadığına Joker'im göre. Joker'im de yok. Aklıma ilk gelen ve bir şeylerden böyle bir anımsatan bir şey olarak. Tamam. D. Mut onaylıyorum. Peki. Ermenek helvası. Helvası hiç duymadım. Karaman'ın meşhur helvası. Dut pekmezi olmasın o? Hayır, Mut'la ilgili de bir şey. Dut pekmezini de biliyorum da. Yani Mut nedense bana böyle bir pekmez, tahin bir şeyler çağrıştırdı. Olabilir. Belki de pekmezi Mut'tan öbür tarafta da helvasını alıyorlardır. Öyle bir şey olabilir. Belki yakın yerlerdir Ermenek'le falan. Tabii, oradan. Hepsi Karaman'ın semtleri sonuç olarak. Evet, ilçeleri. Belki bağlantılı olabilir. Seray 5000 lira ödül kazandın. Evet, çok tebrik teşekkür ediyorum. Ederim. Biz teşekkür çok ederiz. Geldiğin için ayaklarına sağlık. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet efendim, Seray'ı 5000 lira ödülle uğurladık ve yarışmacımız Coşkun Ateş geliyor. Merhaba Coşkun. Merhabalar. Nasılsın? Merhabalar herkese. Hoş geldin Coşkun. Hoş bulduk. Nasılsın? Aa çok iyiyim, buraya geldim daha iyi oldu. Ne güzel, öyle de gözüküyorsun. İyiyim, enerjim şu an. Neler yapıyorsun, seni tanıyalım biraz. Ankara'da yaşıyorum ben. Son 2 yıldır özel bir şirkette yazılım satış yöneticisi olarak çalışıyorum. Ondan önce uzun bir dönem ticaret yapmıştım. Oradan boyumun ölçüsünü alınca... Öyle mi? Pek işler yolunda gitmedi mi? İşler pek yolunda gitmedi. Uzun süre yani yolunda başladı. Güzel gitti. Sonra düşüşe geçti. Sonrasında da... O iş ne üzerineydi? Gene... O iş özel bir işti. Yine telekomünikasyon işi üzerineydi. Bunu mu okudun? O daldan mı geldin? Yok, yok. Onu okumadım. Ama... Alttan yetiştim diyelim. Yani farklı firmalarda aynı işi yaparak yıllarca çalıştım. Sonrasında kendi işimi yapmaya karar verdim. Karar verdin. Sonrasında da hayat bizi belli bir noktaya getirdi. O noktada demek ki bırakmamız gerekiyormuş. Bıraktı. Şimdi de onun cezasını çekiyoruz. Öyle mi? Biraz şimdi çalışarak belki oralar mı kapanıyor birazcık o bölümden? Birazcık tabii ki. Tabii ki. Peki yarışmada var mı böyle kafanda bir şey? İhtiyaç? Valla ihtiyaç çok fazla. Yani herkesin muhakkak vardı ihtiyaçları. Belli bir rakam hedeflemedim ama... Evdeyken iyi, buradayken bilmiyorum. Evde olmadı. Sonuçlar hep iyi ya. Yani. Hep iyi. Şanslı bir günümdeysem kendimi öyle hissediyorum şu an. Bilmiyorum. Öyle mi hissediyorsun? Şu an enerjiyim, adrenalin pompalandığından iyi. Evet, öyle de gözüküyorsun. Ne olur bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Güzel olur, bence de. Peki, hadi o zaman şu heyecanı hiç kaybetmeden hemen başlayalım mı? Başlayalım. Kuralları biliyorsun. Biliyorum. Tamam, o zaman Coşkun'un ilk sorusu gelsin. Ve buyurun başlıyoruz efendim. Bir gazetenin 11. ve 24. sayfaları aynı kağıt üzerine basılmış ise bu gazete kaç sayfadan oluşmaktadır? A-35, B-34, C-24, D-11.
üzerine düşünülmesi gereken bir soru. Evet, güzel bir soru. Şu an elimde gazete olmalı. Evet. 11. sayfaya geldiğinde o aynı zamanda 24. sayfa. Normalde çevremdekiler hep soğukkanlılığımla överler beni. Şu an o içimdeki o soğukkanı arıyorum. Güzel bir soru bu. Evet. Bileceğine eminim. Şöyle yapalım. Yani ilk soruda bunu çok değerlendirmek istemiyordum ama Bronz Joker kullanarak cevap vermek istiyorum. Tabii ki. Hangi şık için? A diyelim. 35. Bronz Joker'imle beraber onaylıyorum. Peki. Tekrar Bronz Joker'imle B34 demek istiyorum. Peki. Onaylıyorum. Evet. Keyifli soruydu. Ben C'de diye devam edecektim bronzlarla. Evet, bronzlarla gidecektim diyorsun. Neyse iki bronzla en azından bu soruyu kapattık. Şimdi 500 lira değerinde anahtar kelimelere geldik artık. Kendi yolumuzu kendimiz belirleyeceğiz. Ay, yıldız ve bayrak anahtar kelimelerimiz. Güzel olmuş. Ay, yıldız ayırmayalım, bayrak diyelim. Peki. Ülkelerin bağımsızlığını simgeleyen ülke bayrakları bazı istisnalar haricinde genellikle hangi geometrik şekildedir? A kare, B dikdörtgen, C elips, D altıgen. Dikdörtgen onaylıyorum. Tebrikler. Ve böylece 1000 lira değerinde anahtar kelimelere geldik. İşte onlar: mücadele, hukuki, karşılık. Karşılık diyelim. Karşılık dedik. Karşılık. Peki. Dilimize Fransızcadan geçmiş olan sürrealizm kelimesinin yerine Türkçe karşılığı olarak hangisini kullanabiliriz? A. Hepsi gerçek. B. Kati gerçekler. C. Gerçek öngörüler. De gerçek üstücülük. Sanatta da hatta duyuyoruz bazen sürrealist çalışmalar. Evet. Ya şu an orada bana kendi adımı sorsalar düşünme ihtiyacı hissediyorum. Ama D şıkkı gerçek üstücülük demek istiyorum ben. Onaylıyorum. Peki. Elbette. Nasıl gidiyoruz? İyiyim. İyi. Evet, bacaklardaki titreme durdu. Şu an o yukarı bitti. Doğru azalarak tamam. Geliyor. Kan dolaşımı artık normal seyrine dönmeye başladı. Yavaş yavaş deniyor. Tamam, peki. Sıradaki soru 2000 lira değerinde anahtar kelimeleri ise otomobil, eşya ve belge. Çok meraklı değilimdir ama otomobil demek istiyorum. Peki. Ben. Otomobil, kamyon gibi araçlarda motoru örten, açılıp kapanabilir kapak anlamındaki kaput kelimesi aynı zamanda hangisine verilen bir addır? A. Su pompası. B. Asker paltosu. C. Kapı kilidi. D. Uçurum kenarı. Şöyle bir şansım var. Ertuğrul diye bir arkadaşım var benim. Evet. Ertuğrul'un bütün arkadaş çevresiyle beraber beni de bezdirdiği en önemli nokta askerlik anılarıdır. Öyle mi? Ertuğrul'u gördüğünüz anda size askerlikten bahsetmeye başlar. Gidene kadar da böyle devam eder. Artık bunu hepimiz kabullenmiş durumdayız. Peki, bazı insanlar öyledir ama askerlik anısını çünkü anlat bitmez. Anlatmaktan da keyif. Buradan olur. Ertuğrul'a bugüne kadar tüm serzenişlerim için özür diliyorum. Şimdi diyorsun. Şimdi. Ona ve askerlik anılarına teşekkür ediyorum. B. Asker paltosu onaylıyorum. Peki. Evet.
Ertuğrul Bey'e de buradan selamlarımızı yolladık. Çok teşekkür ediyorum. Sırada 3000 lira değerinde anahtar kelimeler var. Kar, parmak ve isim. Ben şeye inanıyorum, hep bunu konuşuyoruz da bazen, eşimle de konuşuruz mesela. Henüz çocuğumuz yok ama olursa hani ne isim koyarız falan gibi. Ben insanların ismiyle bağdaşmış bir hayat yaşadığına çok inanıyorum. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Ne çıkabilir bilmiyorum, o yüzden isim demek istiyorum ben. Tamam, bakalım. Cumhurbaşkanlığı yapan isimlerden hangisi başbakanlık yapmamıştır? A. Turgut Özal, B. İsmet İnönü, C. Süleyman Demirel, D. Mustafa Kemal Atatürk. Turgut Özal'ın ve Süleyman Demirel'in yaptığını ben biliyorum. Net. Yetiştim orada. Evet. Tarih bilgime göre de İsmet İnönü başbakanlık yaptı. Mustafa Kemal Atatürk ilk cumhurbaşkanımız olarak o başbakanlık yapmadı. D şıkkı Mustafa Kemal Atatürk demek istiyorum ve onaylıyorum. Peki. Evet, doğru cevap. Coşkun, iyi gidiyoruz. Evet. İki bronz harcadık. Evet. Onun dışında şanslı, ikisi cepte. Şanslı gidiyoruz. Gümüş okerimiz de cepte. Sen peki biraz önce konuştuk. Coşkun bir insan mısındır? Yani isminin özelliğini taşır mısın? Aslında değilim. Yani çok hareketli bir hayatım yoktur. Ama o hareketliliği galiba içimde yaşıyorum ben. Çok sakin görünürüm. Dediğim gibi yani soğukkanlılığımla övülürüm genelde çevremdekiler tarafından ama içimde farklı fırtınalar kopabiliyor. Kimsenin bilmediği, görmediği. Ya evet. Ya keyifli bir hayat yaşıyoruz. Yani hayattan keyif almaya çalışıyoruz. Ne güzel, doğrusu. En önemlisini yapıyorsunuz. 2 yıllık evliyim henüz. Eşimle de bu yolda iyi ilerliyoruz. Müthiş, hayırlı olsun. Yani keyifliyim, coşkun. Evet, içimde coşkun aslında. Ne güzel. Dışarıda soğukkanlı bir insanım. Dışarıda sakin, içeride coşkun bir yarışmacım. Peki, 5000 lira değerinde anahtar kelimeler. Gelsin, devam edelim efendim. Film, kelime, yemek. Yemek, yemek demek istiyorum. Yemek diyelim. Bakalım efendim, yemek anahtar kelimesinin sorusu neymiş? Buyurun görelim. İnce dilimlenmiş, çoğunlukla deniz mahsulü çiğ et ile yapılan, delinmiş et anlamına gelen Japon mutfağına özgü yemek hangisidir? A. Ramen, B. Sashimi, C. Noodle, D. Donburi. Çok eskiden lise zamanında öğrenci değişimiyle bir arkadaşımın ablası Japon bir öğrenciyle münasebeti olmuştu. O dönemlerden Japonlarla ilgili ufak tefek bir şeyler biliyorum. Ya ramen oradan herhalde hatırlıyor. Ya oradan hatırlıyor olabilirim rameni. Pirinçle yapılan bir şey olabilir diye düşünüyorum. Ben risk almak istiyorum. Peki. B sashimi onaylıyorum. Güzel. Risk aldı Coşkun. Ne bronz, ne gümüş dedi. B şıkkı sashimi. Bravo. Bunda çok emin değildim. Çok önemliydi ama bu risk. Çünkü bu iki bronz joker bizi belki de daha yukarıları taşıyacak önemli bir hamleydi. Şimdi... 7. sorudayız. Sorumuzun değeri 10 bin lira. Anahtar kelimelerimiz geldi. Hep yandaki peteklere gitmişsin. Evet, öyle. Bunu bilinçli mi yapıyoruz? Hayır, yoksa? Hayır, aslında çok tamamen kelimelerin bilinçli yakınlığıyla mı ilgili? Ama aynen bu demektir öyle. Ki halen yolu en uzun şekilde tutarak 1 milyona ulaşabiliriz. Şimdi 10 bin lira değerinde gölge, eğitim ve şehir anahtar kelimelerimiz var. Birini seç, devam edelim. Ortaya doğru gidelim. Gölge diyelim. Gölge diyelim peki. Bakalım efendim, gölge anahtar kelimesinin sorusu neymiş, görelim. Bir cisme güneş ışınları 45 derecelik açıyla geliyorsa, cismin gölge boyu nasıl olur? A. Cismin boyuna eşit.
B. Cismin boyundan uzun. C. Cismin boyundan kısa. D. Gölge oluşmaz. Deneylik bir soru. Sana bugün güzel sorular geldi. Evet. Cisim. 45 derecelik açıyla geliyor. Evet. Şöyle bir açıyla geleceğiz yani. Aşağı yukarı. Evet. Arkaya düşen gölge. Gölge oluşmama ihtimali yok. 45 derecede bir gölge oluşur. Evet, muhakkak oluşacaktır. O yüzden D şıkkını attık. Yani 90 derecede geldiğini varsaysak. Dolayısıyla cismin gölgesi uzayacaktır, kısalmayacaktır. Şu şekilde kısalır sürekli. Değeri 10 bin lira efendim. Coşkun'un iki bronzu bir gümüşü var. Düşünmeye devam ediyoruz. Gölge alacak etrafta. Üstüne düşen gölgeler ya, var. Aslında kafamda bir şey oluştu yani. Gölge oluşmama ihtimali yok. 45 derecelik açı verecek. Zaten 90 versek uzun olacaktır. Tepeden versek kısa. Açı düştükçe boy kısalacaktır. Tam 45 derece merkeze gelecektir. Bir risk de alacağım ben. A cismin boyuna eşit demek istiyorum. Onaylıyor musun? Eşim çok kızacak bana belki. Onaylıyorum. Peki. Niye kızsın, belki de çok sevinecek. Bravo. Uzun uzun düşünüp doğru cevabı ya, evet. Bulup. Deneysel oldu. Aynen, ama gerekiyordu da. Sıradaki sorunun değeri 15 bin lira. 2 bronz 1 gümüş jokerli. Bu soruya geleceğiz ama önce anahtar kelimelerden birini seçelim. Mimar, kupa, taş. Taş yani hiçbir şey çağrıştırmadı. Yukarı doğru gidelim istiyorum yani, kupa diyelim. Kupa diyelim. Kupa diyelim. Biraz altın peteğe de yaklaşalım. Arsenal Galatasaray arasında 2000 yılında oynanan ve Galatasaray'ın UEFA kupasını müzesine götürmesiyle sonuçlanan maçta kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu hangisidir? A. Jorge Hagi. B. Marcio Mixerica. C. Ümit Davala. D. Capone. Bu soruyu aslında direkt bilmem lazım. Galatasaraylıyım. Galatasaraylısın. Maçı da izledim desem. Evet. 2000 yılında hepimiz izledik. Kırmızı kartı hatırlıyorum. Evet. Çok kızdığımı da hatırlıyorum. Evet. Kim görmüştü? Onu hatırlamıyorum. Hagi. Marcio. Ümit Davala. Capone. Ya... Kapon gibi de geliyor. Ümit ya da Marcio değildi herhalde ya. Ben risk almayayım. Ya bunda şimdi hafızam yanıltıyor olabilir. Hı. Çok emin olamadım çünkü. Yani çok net pozisyonu canlandıramıyorum gözümde. Bronz jokerimi kullanayım. Peki. De Kapon diyelim. Onaylıyorum. Tamam. D şıkkı değilmiş. Şimdi geriye kaldı. Hagi mi, Marcio mu yoksa Ümit Davala? Yani Capone'la Hagi arasındaydım. Marcio olabilir mi? Ya Ümit değildir. Ümit Türk değildi.
Nasıl? Türk değildi sanki yani Kırmızı Kart. Çok hatırlamıyorum. Ha, Türk oyuncu değildi Türk sanki. Oyuncu evet, değildi. Ümit Davala değildi sanki. Ümit Davala değildi, penaltı attı Ümit Davala. Kırmızı Kart görse penaltı atmazdı. Penaltı attığını hatırlıyorum. Uzatmalardan sonra. Şimdi sadece bronzla burayı geçsem sonraki sorularda ihtiyacım olan jokerdi. Gümüş jokerim. Evet. Boşa düşer. İyi düşünmek lazım. Dolayısıyla 15 bin evet. Lirada gümüş jokeri kullanmak ve bir bronzla devam etmek mi yoksa? Gümüş jokeri kullanmak istiyorum. Ben. Tamam peki. 15 bin lira değerinde bu sorumuz için gümüş joker kullanıyorsun, onaylıyor musun? Onaylıyorum. Peki. Şimdi artık sorunun doğru cevabını bulmamız lazım. Bronz jokerimi de kullanmak istiyorum. Bronz jokerimizi hangi şık için kullanalım? Hacı demek istiyorum. A şıkkı, George Hacı. A şıkkı, George Hacı. Bronz jokeriyle. Bronz jokerimle evet onaylıyorum. Onayladık. Bakalım efendim. Hacı mı görmüştü o büyük maçta kırmızı kart? Asabi adamdı, görmüştür. Belli olmadı. Evet, tebrikler. Tam dolaşımda düzelttim. Tabii. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hacı'nın gördüğü kırmızı kart sana 15 bin lira kazandırdı. Tam 17 yıl sonra. Ya keşke böyle bir soruda onları harcamasaydım. Harcamasaydım. Ama. Neyse, olabilir tabii ki bazen. Özellikle bu gibi durumlarda hafızamız bizi yanıltıyor. Evet. Ama şeyi iyi yakaladın yani. Türk bir oyuncu değildi. Değildi. Türk bir oyuncu değildi. Artı Ümit Davala penaltı attı diye hatırlıyorum. Doğru. Dolayısıyla da oradan dolayısıyla iyi çıkardı. Kırmızı kart görmüş olamaz. Evet. O zaman. Güzel. Devam edelim mi? Edelim. Hadi bakalım. 30 bin lira değerindeki anahtar kelimelerimiz. Gelsin görelim efendim. Ahkam. Anlam. Tepe. Ya hep o tarafa. Yani şimdi ben tepe diyelim. Tepe. Tepe. Tepe diyoruz. Tepe diyelim. Peki. Bakalım efendim. Tepe anahtar kelimesinin sorusu neymiş? Görelim. Cooper tepesinden yuvarlanan peynirin yakalanmasına dayanan peynir yuvarlama festivali hangi ülkede gerçekleştirilmektedir? A. Amerika Birleşik Devletleri. B. İsveç. C. İngiltere. D. Hollanda. Peynir yuvarlama festivali yapıyorlar. İzledim. Videolarını izledim. Öyle mi? Nerede yapıyorlar? Valla şıklar gelmeden sorsanız ya da şıklarda İskoçya olsa kesin İskoçya derdim. Öyle mi? Evet. Şöyle diyelim. C. İngiltere. Onaylıyorum. Peki. İskoçya deyince dedim belki. Ya evet. Oradan mı bir çağrışım yapacak? Görelim efendim. Sorumuzun değeri 30 bin lira. Peynir yuvarlama festivali C şıkkında olduğu gibi. İngiltere'de mi yapılıyor? Tebrikler. Bravo. Evet, gerçekten de öyleymiş. İngiltere. Evet. Bu sorunun cevabını yakalamak ne kadar güzel oldu. Şimdi sıradaki sorumuzun değeri 50 bin lira. Önce anahtar kelimemizi görelim bakalım. O petekteki hastalık anahtar kelimesi sorumuz olacak. Gelsin mi soru? Gelsin. Hadi bakalım. 50 bin lira değerinde hastalık anahtar kelimesinin sorusunu görüyoruz. Kişinin vücudunun ve organlarının varlığını kabul etmeyerek ölü olduğuna inandığı nörolojik hastalık hangisidir? A. Herpes sendromu. B. Bett sendromu. C. Cotard sendromu. D. Bonnet sendromu. Bett değildir zaten. Yani Bett sendromu. Ya ben hafızama güveneceğim. Yani soruyu okuduğum andan itibaren sürekli Cotard sendromunda kafam kaldı. Vardır o zaman bir bildiği mi acaba?
yine bir risk alacağım. Ya risk almaktan başka şansım da yok zaten. C. Cotard sendromu. Onaylıyorum. Peki. Tebrikler. Bravo Coşkun. Coşkun çok iyi gidiyorsun. Abi beklemiyordum. Şimdi sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Aslında dikkat edersen 10 bin liradan 15 bin liraya geçerken bir üst basamağı atlamışsın. Evet, onun dışında hep yandaki peteklerle yolu en uzun haliyle kat etmeye devam ediyorsun. Bu da demektir ki bu yarışmadan halen 500 bin lira kazanma şansın var. Bir 500 bin lira. Hani adı böyle bir ortaya döküldü. Gelse ne yapar insan? Yani düşünmesi bile çok heyecan verici aslında. Yani evet. Bir anda bugün bu haldeyken yarın başka bir durumda olabilme ihtimalimiz var. Aynen. Tabii paranın miktarı büyüyünce yani bir anda şeyler var. Yani o paranın gideceği yerleri artmaya başlıyor. Yani evet borçlarımız var ama işte bizim bir ailemiz var. Ailemizin bir takım ihtiyaçlar var. Dolayısıyla bilmiyorum ya. Hayal edemiyorum şu anda. Peki. Bakalım önce bir devam edelim. Edelim. Önce şu hayali bir gerçekleştirelim. Sonrasında belki düşünürüz. İnşallah. Hadi bakalım. Efendim sorumuzun değeri tam 100 bin lira. Önce anahtar kelimeleri geliyor. Yine en sağda olduğumuz için iki anahtar kelime açıldı. Silah ve farklı. Ya farklı, çok farklı. Farklı yani. İçinden ne çıkabileceğini hakikaten hiç düşünemiyorum. Bu aşamada çok kolay bir soru. Ben silah demek istiyorum. Peki, silah dedik. Bakalım efendim, sorumuzun değeri tam 100 bin lira. Silah anahtar kelimesinin sorusu. Gelsin görelim. Belçikalı Emil ve Leon isimli kardeşler tarafından tasarlanan ve asıl olarak Rusya'da üretilip kullanılan toplu tabancanın ismi nedir? A. Nagant. B. Emileo. C. Besson. D. EL-14. Açıkçası ya burada bir tek Wesson, ya Smith Wesson silah markası oradan tanıdık geliyor. O da Rus yapımı değil. Ya üretim olarak Rusya'da üretildiğini zannetmiyorum Smith Wesson. O yüzden C şıkkı olmadığını düşünüyorum. Emileo, hani Emil ve Leon'un birleşiminden bir marka üretilmiş gibi silah markası için. Aa ilginç, evet orada öyle bir şey var. Kardeşler böyle sen yaptın ben yaptım kavgasına girmeyelim. Emile'ye koyalım gibi. Beraber isimlerimizi koyalım. EL-14 bir şey ifade etmiyor. Yani A ya da D şıklarından bir tanesini tercih edeceğim. Nagant. Ya işin için Rusya olunca Nagant daha bir çekici geliyor isim olarak. Yani Rusya'da üretilmiş. Evet. A ya da D. A, Nagant demek istiyorum ben. Aşk Nagant. Aşk Nagant. Yapacak bir şey yok. Onaylıyorum. Evet efendim. Sorumuzun değeri tam 100 bin lira. Coşkun çok iyi gidiyor. Altın petekten önceki ikinci soru olabilir. 250 bin lira için altın petekte yarışabiliriz. Ama önce şu toplu tabancanın Belçika'da tasarlanan Rusya'da üretilen toplu tabancanın adı A şıkkında olduğu gibi Nagant mı diyeyim, görelim. Ben de kalkabilirim. Lütfen. Oh. Bravo! Bravo! Coşkun tebrikler. Ben de böyle durabilirim. Lütfen, şimdi. Tabii ki. Nabzımızdan da. Tam da söylediğimiz oldu. 100 bin lira değerindeki tabancanın adı Nagant'mış. Onu da öğrenmiş olduk ve bu bizi
150 bin lira değerindeki anahtar kelimelere taşıyacak. Önce senin hislerini öğreneceğiz tabii ki. Vallahi ben hakikaten beklemiyordum buraya kadar gelmeyi. Yani 150 bin. Evet. Yani deseler ki yani yarışma dün gece zaten bu yarışmanın stresiyle geçti. İşte ertesi gün çıkacaksınız, yarışacaksınız. İşte ne alırsan ya ben çıkayım yani o adrenalini yaşayayım, o keyfi alayım. Üzerine bir şey kazanmasam olur diye düşünüyorsunuz ama buraya gelip de kaç soru oldu? 11 soru galiba. 11. soruyu bildik evet. Tebrikler, güzel. Vallahi rüyamda görsem inanmazdım dün gece. Hayır olsun der, buraya gelirdim. Evet, yani mesela baktığım zaman ben de bir yarışmacı olarak garanti ödülünü 15 bin lirada gümüş jokerini kullanıp bırakmış oldun. Aslında belki de biraz daha gümüş jokeri taşıyabilirdin. 50 ya da 100 bin lirada bu seçeneklerde. Tabii büyük risk olacaktı ama şu anki halimiz ise daha heyecan verici çünkü... Seçeceğimiz anahtar kelimeye göre 150, sonra 250 bin lira kazanabilirsin. Ya da yine yolunu uzatıp halen 500 bin lira kazanabilirsin. Heyecan, çok heyecan. Geldiğimde bacaklarım titriyordu, sonra yatışmıştı, şimdi tekrar titriyor. Şimdi tekrar titremeye başladı, şöyle bir döngü içerisinde. Evet. Peki, hadi bakalım. Şimdi bu anahtar kelime seçimimiz de çok önemli olacak. Tam 150 bin lira değerindeki o 3 anahtar kelime bizi altın peteğe ulaştıracak. Görelim efendim. Başarı, uzay, akıl. Başarı demek istiyorum ben. Başarı diyelim. Evet. Peki. Bakalım efendim. Başarı anahtar kelimesinin tam 150 bin lira değerindeki sorusu neymiş görelim. Nobel ödülünü ikinci kez alma başarısını gösteren ilk isim hangisidir? A. Otto Hahn. B. Madame Curie. C. Melvin Kelvin. D. Otto Diels. Madame Curie'yi şöyle biliyorum yani. Madame Curie bildiğim kadarıyla Fransız bir kimyager. Nobel'i iki kere aldığını biliyorum. Yani bir kendi dalında bir de farklı bir dalda aldığını biliyorum ama hangi farklı dal onu hatırlamıyorum. İki kez aldığını Madame Curie'nin eminim. Ama diğerlerin arasında ilk kez o mu almıştır? Ondan çok emin olamadım. Diğerleri de iki kez aldı mı? Ondan önce mi aldılar? Sonra da almış olabilirler. İlk kez o da almış olabilir. Yani çok Madame Curie, Curie dışındakiler yani çok yani yapacak bir şeyim yok. Joker'im yok. Cevap vermek istiyorum ben. B şıkkı Madame Curie onaylıyorum. Evet Coşkun. Şimdi efendim Coşkun dedi ki Madame Curie zaten iki kez aldı onu biliyorum. Onu biliyorum. Ama Nobel ödülünü ikinci kez almayı hak eden ilk isim mi değil mi onu bilmiyoruz. Sorumuz ise tam da o. Ama en azından bir şey biliyoruz. İki kez almış bir isim. İki kez aldı. Biliyorum. İkincisini hangisiyle aldı bilmiyorum da. Sorumuzun değeri tam 150 bin lira. Altın petekten bir önceki ya da iki önceki soru. Eğer bu sorunun doğru cevabını bulursak 250 bin lirada altın petek sorusunu görebiliriz efendim. B şıkkı Madame Curie. Doğru mu diye mi görelim? Vallahi inanmıyorum şu anda ya. Coşkun tebrikler. Yani Madame Curie'dir tamam onu biliyorum ama
Hayır dedim, başkası ikinci kez muhakkak almıştır yani. Ondan önce almış olabilir. Hakikaten inanamıyorum şu anda ya. Bravo. Müthiş. Madame Curie'nin ikinci kez aldığını biliyor olman bence zaten esas şeydi. Diğer isimler birer kez almışlardı. Ah. Bu seni 150 bin liraya getirmiş oldu. Ne hissediyorsun? Hakikaten kalbim durmak üzere. Yani şu anda hakikaten o hislerimi kelimeye dökecek bir durumda değilim. Üzülürüm ama. Yani bu aşamadan sonra kaybedersem üzülürüm. Ve şu anda hakikaten şeyi, Gümüş Joker'i 15 bin gibi bir seviyede kullandığım için de hakikaten pişmanım. Normalde bu kadar şey değilimdir. Yani para için istekli bir insan değilimdir ama yani gidecek noktaları aklıma getirdikçe, o tarafa kafa yordukça hakikaten istiyorum. Neler var o noktalarda mesela? Ya diğer konudan bahsettik zaten. Bir de şöyle bir durum var. Eşimin yeğeni, Atlas diye bir yeğenimiz var bizim. Atlas, serebral palsi hastası. Öyle mi? Yani halk arasında beyin felci olarak biliniyor bu hastalık. Hı hı. Bu hastalığın en büyük özelliği aslında tedavi edilebilir bir hastalık değil. Serebral palsi olan bir birey doğduğu andan itibaren ya da doğumdan kısa bir süre sonra bu hastalığı yakalanıyor. Bir beyin felci sonrasında. Oksijen yetmezliği. Evet, oksijen yetmezliği oluşuyor. Sonrasında onun için uygulanan tedavilerin tamamı ondan sonraki hayatını onun için daha yaşanılabilir hale getirmek için. Evet. Ve dolayısıyla çok uzun yıllar, uzun bir süreç, uzun bir sabır sonucunda fizik tedavi alması gerekiyor. Ve fizik tedavi masrafı, evet, devlet karşılıyor bunun büyük bir kısmını ama çok yeterli olmayabiliyor çocuğun durumu özelinde. Evet. Ve ona da böyle bir destek şu anda söz konusu oldu. Yani evet. Şu anda böyle bir fırsat var elimde. Aslında beni heyecanlandıran ve birazcık duygulandıran şey bu. Bir soru galiba, değil mi? O senin tercihin. Sen dersen ki şu anda 250 bin lira için ben altın peteği göreceğim. Altın peteği açacağım. Önce müsaadenle şu altın peteğin 250 bin lira değerindeki sağında ve solundaki anahtar kelimelerini bir görelim. Sonra karar vereceğiz. 2 ve uçak. Coşkun. Bu sefer direkt altın peteği tercih edeceğim. Direkt 250 bin lira için altın petek sorusunu görecek miyiz? Evet. Peki. O zaman ben de stüdyodan çok büyük bir alkış istiyorum efendim. Altın peteğe gidiyorum. Evet Coşkun, önemli bir andayız artık. Ayakta durabilir miyim? Lütfen, tabii ki istediğini yapabilirsin. Hani derler ya, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Güzeldi bir yüzüş oldu. Uzun soluklu ama tam da söylediğin gibi sakinimdir dedin. Sakin de gittin. Sakin sakin. Sakin. Şimdi en sakin olman gereken nokta. Ama en önemlisi şu heyecanı bizimle birlikte bize de yaşattığın için sana çok teşekkür ediyorum. Ve güzel yüreğinle de aslında güzel şeyler dilediğin için, hayatta herkes için, şansı olan olmayan herkes için, güzel şeyler dilediğin için sana önce teşekkür ediyorum. Birazdan ya çok seviniriz, belki üzülürüz, belli olmaz ama ben önceden söylemek istedim. Ben de çok teşekkür ediyorum çünkü ben eminim ki hayatın bundan sonraki döneminde hayatın tabii ki ne getireceği belli olmaz ama bir daha böyle bir şey yaşayabileceğimi pek düşünmüyorum. Böyle bir anı da yaşayabileceğimi düşünmüyorum. O yüzden hakikaten sizinle burada böyle bir yarışmada olmak çok büyük bir keyifti benim için. Bunu çok daha öncesinde söylemem gerekirdi belki de ama çok heyecanıma bunu verin. Şu anda da çok odaklanmayla ilgili problem yaşıyorum aslında. Ya çünkü hakikaten hiç düşünmedim, hayal etmediğim bir noktadayım. Ne olacak bilmiyorum. Tamam. Göreceğiz. Odaklanmayı hiç dağıtmayalım. Şimdi her şeyi, bütün konsantrasyonu soruya çevireceğiz. Çünkü müsaadenle soruyu çağıracağım. Çağırın. Hazır mısın? Hazırım. Peki efendim. Tam 250 bin lira değerinde altın petek sorusu gelsin görelim. Mahkum ve gardiyan olmanın psikolojik etkileriyle ilgili 1971'de
Philip Zimbardo öncülüğünde yapılan ve The Experiment filminde de konu olan deney hangi üniversitede yapılmıştır? A. Stanford, B. Yale, C. Michigan, D. Princeton. Yani deney isminde bir film izledim. Yani 71'de Philip Zimbardo öncülüğünde yapılan deney filmi, yani Experiment filmi miydi? Daha yeni yapım bir deney filmiydi. Yani deney isminde bir filmdi. O film bu filmdi. Yani orada da çünkü mahkeme gardiyan olma psikolojisiyle ilgili bir konusu vardı ve sonlandırılmaya çalışılıyor. Deneyi sonlandıramıyorlar. Gardiyanlar bunu reddediyorlar. Bildiğim kadarıyla da daha sonra farklı yöntemlerle o deney sonlandırılıyor. Yani gardiyanlara karşı zor kullanılarak zorlandırılıyor. Filmi izledim. Bir şeyler de okumuştum var konuyla ilgili. Yani bu tür bir yazıda okudum. Ya, olayı biliyorum yani. Olay evet, gardiyanları mahkumlara şiddet uyguluyorlar ve bu şiddet durduramıyorlar. Yani tamam, deney sona erdi diyorlar fakat mahkumlar hala şiddet görmeye devam ediyor. Deney hangi üniversitede yapıldı bununla ilgili hakikaten hiçbir fikrim yok ama. Belki de yani filmde geçiyor da olabilir. Ama hiç şu an hiçbir şey çağrıştırmıyor. Evet, iki yerden ulaşabiliriz aslında. 1971'de Philip Zimbardo öncülüğünde yapılmış bir deney. Aynı zamanda bir filme de, filmin adı da deney, konu olmuş. Ama hangi üniversitede? Yani hiç, hakikaten hiçbir şey, çok şey gelmiyor. Yani filmin sahneleri düşünüyorum. Tam 250 bin lira değerindeki altın petek sorusu. Coşkun doğru cevabı bulursa bu yarışmadan da şimdiye kadar kazanılan en yüksek ödülü kazanmış olacak. Ya şıkların arasında detay yakalayamıyorum. Yani şu anda Stanford, Michigan, Yale, Princeton. Üniversite isimlerinin bir şey çağrıştırmasını bekliyorum. Yani film içinde bir sahnede muhakkak geçiyordur çünkü bu deneyin yapıldığı üniversite. Filmin detayları var birazcık kafamda. Evet ama tabii çok doğal olarak böyle bir filmde insan detay olarak üniversitenin ismine yoğunlaşmaz herhalde. Yoğunlaşmamışım da yani çünkü o mahkumlar gardiyanların çatışma sahnelerini falan çok iyi hatırlıyorum aslında ama üniversitenin yani filmin başındaki o kurguyu hatırlamıyorum yani. Yani Princeton yakın geliyor öyle. Princeton diye yani sürekli gözümün önünde o geliyor şu anda. Çok beklettim, farkındayım. Ağzım açıp cevap veremiyorum şu anda. Bekleteceksin, bekletmekte haklısın. Sorunun değeri 250 bin lira. Ben biraz önce onun için söyledim. Biz daha önce altın petek sorusunu 250 bin lira için açtırmamıştık. Ben de Princeton demek istiyorum. Princeton onaylıyorum. Peki. Efendim, bizim için de bir tarihi an bu. Tam 250 bin lira değerinde bir soru sorduk Coşkun'a. Tam buraya kadar geldi. Son soru, altın petek sorusu. Doğru cevabı bulursak 250 bin lira kazanacak. Yine güzel, yine ilginç bir soru. Bir altın petek sorusu. Bu üniversitenin ismi. Deney filminde geçen, aynı zamanda mahkum ve gardiyan olmanın psikolojik etkileriyle ilgili 1971'de Philip Zimbardo öncülüğünde yapılan bu deneyin geçtiği üniversite D şıkkı Princeton Üniversitesi'dir dedi Coşkun. Doğru cevapsa tam 250 bin lira kazanacak.
Doğru cevap görelim. O olsun ya. Hadi ya. Hadi ya. Coşkun, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Stanford Hadi Üniversitesi ya. Olacakmış. Saniyeyle döndüm Stanford'dan, biliyor musunuz? Öyle mi? Hakikaten yani hiçbir şey hakkında bir fikrim yoktu ama Stanford deme ihtimalim vardı yani. O kafamda vardı yani. Princeton, Stanford, Princeton, Stanford, Princeton demeye karar verdim yani. Ve evet, bunu neden karar verdim bilmiyorum. Yale hiç değildir diye atmıştın. Değildir zaten. Yani Yale ne bileyim. Michigan'ı da atmıştın. Ah. Hakikaten üzgünüm ya. Hakikaten üzüldüm yani. Ben de üzüldüm. Çok iyi yarıştın çünkü. Çok çok iyi yarıştın. Yani özellikle son 6 soruda çok iyi yarıştın. Başta bronz jokerlerini verdiğin bir iki soru var ama sonrasında doğru yerlerde kullanıp zekanı, bilgini, genel kültürünü çok iyi kullanarak buraya kadar geldin. Ya şöyle bir şey var, yaklaşmış olmak aslında galiba üzen şey. Yani buraya gelirken böyle bir planım, böyle bir hedefim, böyle bir fikrim, böyle bir öngörüm yoktu. Aslında bilgimin ya da hafızamın da beni buraya getireceğini çok farkında değildim ya da bilmiyordum ya da şanslı sorularla karşılaştım belki de. Ama yine de bu kadar yakınına gelip de o aşamadan sonra onu alamamak... Gerçekten üzücü. Üzücü. Her şeyde bir hayır vardır diye düşünmek Öyle lazım. Diyelim. Çok da fazla yapacak bir şey yok çünkü artık. Aynen. Yani. Şimdi kendimizi düşürmeyelim. İyi. Moralimizi de düşürmeyelim. Çünkü bence hem sen bize çok büyük şeyler kattın. Ve galiba bu yarışmada bugün de sana bazı şeyler kattı. Bizim özelimizde söylemiyorum. Sadece yaşadığımız şu an için söylüyorum. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Güzel duruşun için. Düşüncelerin, hislerin için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca 15 bin lira ödül için de seni tebrik ediyorum. 15 bin lira da son derece iyi bir ödül. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum sana Coşkun. Eğer son bir şeyler söylemek istiyorsan. Ben çok teşekkür ediyorum. Hakikaten dediğim gibi ben bundan sonraki dönemde, hayatımın döneminde böyle bir an tekrar yaşayacağım zannetmiyorum. Öncelikle size... Çünkü hakikaten çok samimi bir destek hissediyorum Yaşa. Karşımda. Keşke mutlu bitseydi bu akşam. Ama olsun, burada olmak yine güzeldi. Her şeyde bir hayır vardır. Aynen öyle. Mutluluğu Bundan da... sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. 15 bin liramız var bir de. Aynen. Mutluluğu güzel tarafa çevirmek üzere. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Ve efendim, müthiş bir gece. Tam 250 bin lira değerinde altın petek sorusunu gördük Coşkun'la beraber. Doğru şık ağzımızdan çıktı ama doğru cevabı maalesef bulamadık. 15 bin lira ödülle bugün Coşkun'u uğurladık. Bu güzel gecede biz altın peteğin sonuna geliyoruz. Efendim, siz de stüdyomuza gelip tam 1 milyon için yarışmak istiyorsanız www.altınpetek.tv adresinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Önümüzdeki bölüm görüşmek üzere. Hoşça kalın.